Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ikinci adli soruşturmada da 28 Eylül 2022 tarihinde PKK-KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünü eleman temin eden aralarında 18 belediye personelinin bulunduğu 20 şahıs yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da belediyelerde terör soruşturmaları konulu bir basın açıklaması yaptı. Bakan Soylu, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde iki adli soruşturma yürütüldüğünü, bu operasyonlarda birisi basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi başkanı Bedrettin Gündeş olmak üzere 28 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını ve 14'ü hakkında kamu davası açıldığını kaydetti. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, fişekler, muhtelif miktarda dijital materyal ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen bu kişi tutuklanmıştır. En güncel haliyle bizimkisi idari ama adli operasyonda toplam 28 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan 14 kişi hakkında kamu davası açılmış. Toplam 4 kişi ise tutuklanmıştır. Bakan Soylu açıklamasında Bedrettin Gündeş'in terörist cenazelerine katıldığı, maddi destek sağlandığı, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen bu kişi tutuklandı. Gündeşin PKK'nın özel toplantılarına da katıldığını biliyoruz dedi. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeşin terörist cenazelerine katıldığı, maddi destek sağladığı, terör örgütü propagandası yaptığı ve terör örgütünün özel olarak nitelendirdiği toplantılarda bulunduğu tespit edilmiştir. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Mersin Belediyesi ile ilgili değerlendirmelerde kırsal terörüs kaydı var, terör irtisat iltibak var, sözde değer ailesi var, terör örgütüne yardım ve yataklık var ve terör örgütüne alenen destek var, terör örgütü propagandası yapmak var, her şey var.